Emekli maaşınız her an kesilecek. Prim kodu bu olanlar dikkat. Tek tek tespit edilecek. Emeklilere bir şok daha. Küçücük bir hata bile maaşta kesintiye neden olabilir. O detaya dikkat etmek gerekiyor. Emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden kişilerin, işverenlerin yanlış prim kodu kullanımı nedeniyle maaşlarının kesilmesi riskiyle karşı karşıya kalmaları Özellikle geçim sıkıntısı yaşayan emekliler için ciddi bir mağduriyet yaratıyor. Doğru prim kodu hangisi? Türkiye'de 16 milyondan fazla emekli Sosyal Güvenlik Kurumundan SGK maaş alıyor. Bu emeklilerin bir kısmı yaşam standartlarını sürdürebilmek için çalışmaya devam ediyor. Ancak işverenlerin prim ödemeleri sırasında doğru prim kodunu kullanmaları büyük önem taşıyor. Emekli çalışanlar için işverenlerin E02 numaralı Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) kodunu kullanması gerekiyor. Yanlışlıkla E01 e numaralı Tüm Sigorta Kolları kodunun kullanılması halinde SGK çalışanın emekli maaşını kesebiliyor. Maaş kesintisi yaşayan emekliler ne yapmalı? SGK uzmanı Emin Yılmaz bu tür mağduriyetlerin giderilmesi için emekli çalışanlara şu adımları öneriyor birinci işverene başvuru yapın. Hatalı prim kodu kullanıldığını fark eden emekli çalışan, ilk olarak işverene başvurarak prim kodunun düzeltilmesini talep etmelidir. İkinci SGK'ya dilekçe verin. Hata düzeltildikten sonra SGK'ya dilekçe ile başvuruda bulunulması gerekiyor. Yapılan başvuru incelenerek prim kodu düzeltildiğinde, 20-25 gün içinde kesilen maaşlar geri ödenir. Prim oranlarındaki değişiklikler. Emekli olarak çalışanlar için SGDP kapsamında %32 oranında prim kesintisi yapılır. Tüm sigorta kolları için prim oranı %37,5 olarak uygulanır. Eylül 2024 itibarıyla iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle bu oranlara %0,25'lik bir artış eklenecektir. Önlem olarak neler yapılabilir? İşverenlerin bilinçlendirilmesi. İşverenler, çalışanları için doğru prim kodlarını kullanmaları konusunda bilgilendirilmelidir. Düzenli prim kontrolü yapılabilir. Emekli çalışanlar prim bildirimlerini SGK'dan düzenli olarak kontrol etmelidir. SGK ile iletişim. Olası hataları önlemek için SGK'ya erken dönemde başvurulmalıdır. Bu adımları izlemek emeklilerin maaş kesintisi mağduriyetlerini önlemeye ve maaşlarının güvence altına alınmasına yardımcı olacaktır.